Kıymetli misafirler, değerli konuklar, gecemizi ziynetlendirme adına sözlerinden güzeli olan programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmek üzere Hafız Bilal Ömeroğlu hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي ويقل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن وَلَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يا نساء النبي يا نساء See عائشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وَمَن يَقُنُّتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَقُنُّتْ مِن

قُنَتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَحْمَلُ الصَّالِحَنَّ. سَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلٌ وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ربنا تقبل منا بحرمه الفوز Onlar risalet davasında önden giden adlılar. Onlar peygamberin ikliminde yetişen, nebevi bahçede yorulup kıvamı ören, risaletin nurlu potasında elmaslaşan, hayatın farklı alanlarında abideleşen bir nesil. Onlar hayatın her alanında bizlere örnek olan şahsiyetler. İşte o şahsiyetlerden birisinin hayatını anlamak için bizlere o hayatı ve Müslim radiyallahu anh'ın hayatını anlatması için siyeri bize sevdiren bu alanda yaptığı çalışmalarla kendisinden çok istifade ettiğimiz muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين الله حمدوصن أو الله كي varlığın yegane halıkı odur. Yegane malik olan, yegane terbiye eden odur. Onun peygamberine salat ve selam olsun ki yegane rehber odur. İnsanlığın darusselama yürüyüşünde ayak izlerini takip edeceği tek önder, tek önder, tek rehber odur. Ona salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam olsun. Bugün adına bir sofra kurduğumuz, meclis kurduğumuz Ümmü Süleym annemize selam olsun. Uzaktan yakından bu meclise bu sofraya iştirak eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. 82 il 82 sahabi deyip yola çıktık. Ve bugün elhamdülillah Mersin'de 24. programımızı icra edeceğiz. Türkiye'nin 81 vilayetinde o topraklarla bir şekilde ilişkisini kurduğumuz Sahabi efendilerimizi gündeme getirerek hayatlarımıza biraz olsun onların rehberliğinde çeki düzen verme arzusundaydık. Ve buna 81 vilayete Kıbrıs'ı da dahil ederek 82 ilde bu yürüyüşü tamamlama arzusundayız. Mevla tamamlamayı da hitama ermeyi de erdirmeyi de nasip eylesin bu vilayetlerimizde gidip orada sahabi efendilerimizi anlatma arzusundayken belli kriterlere uyarak orada anlatılması uygun olan sahabi efendilerimizi seçtik. Kabirleri olan, makamları olan, fetihlerine katılan, bir şekilde bağı olan isimleri seçtik. Aslında bugün ben bu gece burada size Miktat ibni Amr demeliydim. Çünkü sizin Muğdat, Hazreti Muğdat Mescidi dediğiniz, camisi dediğiniz o caminin kenarında ona ait bir makam, ona ait bir kabir vardı. Neden bugün Miktat ibni Amr değil de Ümmü Süleym dedik? Onun bir sebebi var, sebebini size söylemem gerekir. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatı boyunca uyguladığı bir sünnet var. Biz sünnet deyince aklımıza hep bildiğimiz birkaç şey gelir. Ama onun hayatında var olan sünnetlerden bir sünneti de bugün benim vesilem ile duymuş olacaksınız. O sünnet şu. Aleyhissalatü vesselam efendimiz sevenleri sevdiklerinden hiçbir zaman ayırmazdı. Bazen daha önce vefat etmiş bir sahabi efendimizi daha sonra vefat etmiş bir sahabi efendimizin kabrini seçme noktasında bir tercih içerisinde kalırsa onu onun yanına defnedin o onu seviyordu dünyada kabir aleminde de beraber olsun diye bir tercihte bulunmuştur. Uhud'un 70 tane şehidi vardı. Ne kadarı Uhud'un meydanındaydı, ne kadarı Medine'deki Baki kabristanlığındaydı bilmiyoruz. Ama bir sayıma göre ilk kez Uhud meydanına defnedilenlerin sayısı 40'a yakındı. Kabirler kazınmıştı. 20 kabir kazılmıştı o zaman. Az olduğu için aleyhissalatü vesselam efendimiz iki iki şehitlerin defnedilmesinin emrini vermişti. Defnedilirken söz yine aynı sözdü. Sevenleri birbirinden ayırmayın. Hazreti Hamza'nın üstüne Abdullah İbni Caş'ı koyun. Çünkü onlar Dünyada da birbirlerini seviyorlardı. Ahirette de birbirleriyle beraber olsunlar. Madem öyle ben dedim ki Afyon'da Ebu Zer dedik. Kütahya'da Ammar bin Yasir dedik. Asr-ı Saadet'i biraz bilenler üç ismin birbirinden hiç ayrılmadığını bilirler. Eğer bir mecliste Ebu Zer varsa bir mecliste Ammar bin Yasir varsa o mecliste kesinlikle Miktat İbni Amr vardır. Ya da diğer ismiyle Miktat İbni Esvet vardır. Ben sizden müsaade alarak Miktat İbni Amr'ı ya da Miktat İbni Esved'i uşağa havale ettim. Ama Mersin'de Ümmü Süleym demem yine biraz önce size aktardığım o sünnetten kaynaklanıyor. Peki burada bir soruya cevap verelim. Biraz önce Müftü Bey ile de onu konuştuk. Acaba Miktat İbni Amr ya da Miktat İbni Esvet ne farkı var onu da söyleyeyim. Asıl babasının adı Amr'dır. Esvet onun babalığının adıdır. Esvet İbni Abdiyehus Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dayısının oğludur. Miktat Medine'ye, Mekke'ye affedersiniz. Daha sonra köle olarak geldiği için ve Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın dayısının oğlu Esved'in yanında büyüdüğü için bazen ona nispeten anılır. Ama asıl olanı babasına nispettir. Onun için Miktat İbni Amr demek daha doğrudur. Miktat İbni Amr'ın ona nispet edilen bir makamın Mersin'de ne işi var? Medine nere? Mersin nere? Ne işleri var bu insanların buralarda? Bir işleri mi var ki adları var burada? Adlarına nispet edilen makamlar var burada. Evet dostlar onların işleri var. İşleri ne biliyor musunuz? Diyorlar ki adını bilip bilmediğimiz yüz bini aşkın sahabi unutmayın. Veda hutbesini dinleyen sahabi sayısı 124 bindi Ebu Razi'nin verdiği rakamla. O 124 binin 10 bini Medine'de hadi 5 bini de Mekke'de olsun 15 bini oralarda geriye kalan 109 bin sahabi şu düşüncedeydiler. Diyordular ki Varsın bu dünyada bizim bedenlerimiz Aleyhisselatu vesselam'dan ayrı olsun ama onun risaletinin bayrağı dünyanın dört bir tarafında dalgalansın. Ve bu maksatla çıktı sahabe yola. Öyle bir çıktılar ki çoğu bir daha Medine'ye dönemedi. Hicretin 28. yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden kaç yıl geçmiş? Dikkat edin tarihe. 17 yıl geçmiş. Günler Hazreti Osman'ın hilafet günleridir. O günler Şam valisi Hazreti Muaviye bir ordu çıkaracak. Bugün Lübnan sınırına dahil olan Akka limanından. Ordunun hedefi Kıbrıs. Sebep ney? Akdeniz'deki o ada fethedilsin. Asıl hedef Konstantiniye. Çünkü efendimiz o hedefi göstererek gitmiş bu dünyadan. Şimdi Kıbrıs için sahabe hazırlık yapıyor. O ordunun içerisinde Ümmü Haram validemiz var. O ordunun içerisinde ümmetin hakimi olan Ebu Derda var. O ordunun içerisinde ümmetin Mesih'i olan Hazreti Ebu Zer var. O ordunun içerisinde İslam'ın süvarisi olan Miktat İbni Amr var. Ordu varıyor Kıbrıs'a. Fetih gerçekleşiyor. Ümmü Haram validemiz orada metfun oluyor. Yine Efendimizin bir müjdesi. Geri gelecek. Bir rivayete göre Kıbrıs'tan Akka limanına gitmişlerdir. Bir diğer rivayete göre sizin bu topraklarınıza gelmişlerdir. Ya Silifke ya Anamur o gün için merkez limanlardan bir tanesidir. Buraya gelmişlerdir. Bir miktar burada kalmışlardır. Buradan Şam'a kara yoluyla gitmişlerdir. Allahu alem bilemiyoruz. Acaba o günler ordunun içerisinde adı miktat olan biri mi vardı ki burada vefat etti? Acaba sahabenin konakladığı yer Hazreti Muğdat camisi dediğiniz o alan mıydı ki Allah o alanı unutturmadı? Acaba farklı bir maksat mı vardı bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki bu topraklarda sahabenin ayak izleri var. Peki neden Mersin ve Ümmü Süleym? Onu söyleyeyim. Ümmü Süleym'in babası, onun asıl adı Rümeysa binti Milhan. Babası Milhan, annesi Melike. İkisi de mümin, ikisi de mümine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip sahabi olma şerefini elde eden bahtiyar bir adam, bahtiyar bir hanım. Onların evliliğinden iki kız iki oğlan oluyor. Dört çocuk sahibi o ev. Oğlanlar biri Maune'nin şehitleri. İkisi de o bilinen faciada Kur'an öğretmenlerinin katledildiği o büyük faciada şehit olan iki bahtiyar. İki kız biri bugün hayat defterinin sayfalarını Mersin'den çevireceğimiz Ümmü Süleym diğeri ise onun küçük kardeşi Ümmü Haram. Açın şöyle bir harita bakın Mersin tam Kıbrıs'ın karşısında. Sevenleri sevdiklerinden ayırmayın. Madem öyle madem Ümmü Haram'ın kabri şu anda Kıbrıslarına kadar bu tarihen sabit. O halde onun karşısındaki bir kara parçasında Ümmü Süleym diyelim ki Ümmü Süleym'in de ruhu şad olsun. Ümmü Haram'ın da ruhu şad olsun. Allah selamlarımızı, muhabbetlerimizi o iki büyük annemize ulaştırsın. Ve biz bugün onun adına bir meclis kurarak bu topraklarda onun hayatını anlamaya çalışacağız ki Hayatından hayatlarımıza iz taşıyabilelim. Onun hayatını taşıyacağız ki hayatlarımızda kulluk adına yürürken onun yürüyüşü bize ilham olsun ve farklı şeyleri alarak inşallah biz bugün bu meclisten dağılarak adımlarımıza ayar çekme gibi bir bahtiyarlığın sahibi olarak inşallah buralardan gitmiş olalım. Doğum tarihini tam net olarak bilemiyoruz. Ama onun iki tane oğlu var ki tarihe altın isimlerle adlarını yazdıran iki oğul. Onlardan biri Bera İbni Malik biri Enes Bin Malik. Bakın Ümmü Süleym demek nasıl bir anne demek çocuklarının üzerinden siz anlayın. Büyük oğlan Bera İbni Malik çok büyük ihtimalle Tarihi bilgiler bize bunu veriyor. Nübüvvet ile yaşıt. Yani miladi 610. Siz bunun üzerinden annesinin yaşını hesaplayabilirsiniz. İslam'ın mesajları Mekke toprağında yankılanmaya başladığı zaman Ümmü Süleym validemiz takriben 30 yaşlarında bir anne olarak hayatına devam ediyor. O günler beraber var. Bera ileri de rızık olarak Allah'tan sadece şehadet isteyen bir yiğit olarak tarihe yazılacak. İki sene sonra ise İslam'ın yüz akı olan Enes bin Malik Ohane'ye gelecek. Gençliğinde İslam'dan bir haber Ümmü Süleym. Ama bir müddet sonra nübüvvetin 10. yılı olduğu zaman o günler Malik İbni Nadır isimli biriyle de evlenmiş. Malik İbni Nadır da aynı aileden aynı kabileden. Ümmü Süleym de Beni Neccar'dan o da Beni Neccar'dan. Beni Neccar demek hangi kabileden bahsettiğimizi zihninize düşürmüştür sanırsam. O kabile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının dayıları. O kabile İstanbul'un fatihi olan Ebu Eyyub El Ensari'nin kabilesi. O kabile o günkü adı Yesrib olan Medine'ye imanın mesajlarını taşıyan Esat İbni Zürare'nin kabilesi. Ve Ümmü Süleym'de eşi Malik İbni Nadır'da aynı kabileden. Evleniyorlar iki tane erkek çocukları oluyor ve o günler büyümeye başladıkları o günlerde o çocuklar İslam'ın mesajları da Mekke'de duyuluyor. Nübüvvetin 10. yılı. Artık İslam'ın mesajları Mekke toprağına sığmıyor. Mekke imana yatak olmuyor. Efendimiz Taif'e gidiyor. Taif'te kapılar kapalı. Medine'den gelen çadırları dolaşırken bir gece 16 çadıra gitmesine rağmen hepsinden red cevabını alıyor efendimiz. Ama risaletin davasında durmak yok. Yola devam edeceksin diyen ve bu mesajla yürüyen efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüş yolunda yürürken Akabe denilen yerde ufacık bir çadır görüyor. O çadır. Medine'den gelen altı delikanlının çadırı. Başlarında Esat İbni Zürare var. Efendimiz varıyor o çadıra. İslam'ı arz ediyor. Esat kabul ediyor. Ve altı tane Müslüman oluyor o gün. Medine'nin ilk müminleri onlar. Varıyorlar Medine'ye. O gün adı Yesrib. İman adına hiçbir şey yok. Ne yapalım diyorlar. İş belli. Bir mümin İşe nereden başlayacağını bilir. Çünkü bu işin yolunu ve yöntemini de efendimiz bize öğretmiştir. Nereden başlayacak? Evden başlayacak. Ve kendi evi o gün için o güne kadar sıradan bir ev iken o günden sonra Darul Esad olacak. Aynen Mekke'deki Darul Erkam gibi İmana mektep olacak talebeler yetiştirecek. Ve o günler Ümmü Süleym, büyük oğlu Bera 11 yaşında, küçük oğlu Enes 9 yaşında, ana Esat İbni Zürare'nin elinden iman şerbetini içmiş. Oğullarına da bir ana hassasiyetiyle imanı talim ettiriyor. Ama Malik İbni Nadr, imana kapısını kapatmış ve bir gün Ümmü Süleym'i tehdit ediyor. Bırak diyor bilmediğin o dine tabi olmayı. Atalarının dinini terk etme. Eğer duyarsam sen terk etmişsin. Eğer duyarsam sen çocuklarımı bu yeni dine çevirmişsin. Ben bilirim sana yapacağımı. Malik İbni Nadr kim biliyor musunuz? Enes'in babası, Beran'ın babası. Kim biliyor musunuz? Uhud'un bir kahramanı var. Elden kılıçlar düştüğü bir anda elinde kılıç Uhud'un meydanında haykıran bir kahraman. Nasıl haykırıyor biliyor musunuz? İnsanlar diyorlar ki: "Muhammed öldü. Niye artık savaşa devam edeceğiz?" O yiğitçe şunu söylüyor: Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var deyip kahramanca o meydanda savaşıp şehit olan biri. Kimden bahsettiğimi anladınız değil mi? Enes İbni Nadr. Malik'in kardeşi. Kardeş böyle. Hanım öyle. Çocuklar Bera ve Enes. Ama Malik hidayete kapılarını kapatmış. Bu nasip işi. Allah'ın nasip edebilmesi için de kulun adım atması lazım. Allah hidayeti diler. Kime diler? Hidayeti isteyene diler. Dilemiyor. Kapıları kapatmış. Rolü kimin rolüdür? Tarihte biz onu okuduk. Kur'an'da da okuduk. Lut gibi, Nuh gibi peygamberin hanımı olursun ama küfür üzere ölebilirsin. İbrahim gibi bir peygamberin babası olursun. Adın Azer olur. Küfür olarak yürüyebilirsin. Nuh gibi bir babanın oğlu olursun. Adın Kenan olur. Küfür üzere yürüyebilirsin. Firavun gibi bir zalimin hanımı olursun. Adın Asiye olur. İman üzere yürüyebilirsin. Tarih bir kez daha bu hakikati bize söylüyor. Malik İbni Nadır o iman ailesinde öyle bir müminin ve mücahidin kardeşi olmasına rağmen hidayete kapılarını kapatmış. Ümmü Süleym ne kadar ısrar ediyorsa şey yok. Bir türlü Ümmü Süleym'i dinlemiyor. Bir türlü Ümmü Süleym'in hidayete doğru yürüyüşünü de bırakmıyor o hidayete yürüşüne de engel oluyor. Ve bir günüm Müslüm almış Enes'i karşısına Enes'e kelime-i şehadeti talim ettirirken Malik İbni Nadr içeriye giriyor. O tabloyu görünce çok sinirleniyor. Ben sana demedim mi atalarımın dininden yüz çevirme. Çıkıp gidiyorum Şam'a bir daha da geri gelmiyorum diyor ve Malik İbni Nadr evinden bu maksatla ayrılıyor. Tarihi rivayetlerin bize aktardığına göre yaşamda yaşama giderken daha önceden kan davası güttüğü birilerinin saldırısına uğrar ve Malik İbni Nadr bu dünyadan müşrik olarak çeker gider. Şimdi Ümmü Süleym o İslam'ın anası o büyük insan İki tane çocukla Medine'de dul olarak kalmıştır. Ama bir ana hassasiyetiyle Ümmü Süleym halen onları yetiştirmeye devam ediyor. Daha Efendimiz yok ortada. Sonra Musab gelecek devam edecek tebliğ ve davet. Ümmü Süleym yine öğrendiklerini evde çocuklarına aktaracak. Böyle bir süreç giderken onlarcası da dul kalan Ümmü Süleym ile evlenmek için o eve gelip gidecekler. Gelenler arasında bir isim daha var. O ismi çok iyi tanımanız lazım. Ebu Talha dersem asr-ı saadeti biraz bilenler kimden bahsettiğimi iyi anlayacaklar. Ebu Talha Zeyd İbni Sehl isimli İslam'ın yüz akı olan bir şahsiyettir. Ona girersek zaten hiç çıkamayız. Ama ben onu Muğla'da anlattım. Merak edenler o dersi dinlesinler. Geliyor Ümmü Süleym ile evlenmek istiyor. Ümmü Süleym diyor ki ben seninle evlenemem. Ebu Talha zannediyor ki Ümmü Süleym çocuklarının korkusundan dolayı bu evliliği istemiyor. İki tane çocuk var o gün evde. Eğer diyor evliliği kabul etmemen çocuklarındansa ben onlara kendi öz evladım gibi bakacağıma söz veriyorum. Ümmü Süleym hayır diyor. Peki diyor evlenmemen mihirden dolayı mıdır? Eğer mihirden dolayıysa istediğin kadar benden isteyebilirsin. Medine'de başka bir kadına verilmemiş kadar sana mihir verebilirim. Hayır diyor. Peki nedir sebebini söyle? Ümmü Süleym söylüyor. İlk eşim Malik İbni Nadr müşrikti. Biz mümin olduğumuz için bizi terk etti. Yolda da ona ölüm geldi. Şimdi ben evleneceksem eğer Allah'a ve Resulüne iman etmiş biriyle evlenirim. Niye seninle evleneyim? Ebu Talha daha iman şerbetini içmemiş. Eğer diyor ey Ebu Talha iman edersen Vallahi tek bir dinar, tek bir dirhem almadan seninle evlenirim. Ve sözlerine devam ediyor. Ebu Talha diyor sen akıllı bir adamsın. Allah sana akıl vermiş düşünsene. Tahtadan bir parça alıyorsunuz. Onunla put yapıyor, ona tapıyor, ona ihtiram gösteriyorsunuz. Diğer parçasını ise başka işlerde kullanıyorsunuz. Aynı malzemenin bir miktarına ilah diye ihtiram gösteriyorsunuz diğerini ise ayaklarınızın altında çiğniyorsunuz. Aklı olan bir adam bunu yapar mı? Ebu Talha söyleyecek hiçbir söz bulamıyor. Çıkıyor, düşünmeye başlıyor. Bu nasıl bir din ki bir kadına bu sözleri söyletir? Bu nasıl bir din ki o günkü karşılığının bugünkü adını söyleyeyim sosyal güvence olan mihri İslam için benim hidayetim için insan vazgeçer. Bu nasıl bir din ki bu sözlerle beni sarsar. Bu sözlerle varır Musab'ın karşısına dinler Musab'tan imanın hakikatlerini döner gelir tekrardan Ümmü Süleym'in karşısına. Ümmü Süleym der dediklerini düşündüm ve iman ederek geldim. Şimdi benimle evlenir misin? Seninle bir tek dinar, bir tek dirhem almadan evlenirim. Tarihe geçen bir söz söyleyeyim size. Medinelilerin dillerinde dolaştırdıkları bir sözdür. Vallahi biz Ümmü Süleym'in mihrinden daha hayırlı bir mihir bilmiyoruz. Niçin onun mihri Ebu Talha'nın imanı oldu da onun içindir. Ebu Talha ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün şunu diyecektir onun hakkında. Ebu Talha'nın bir ordu içerisinde bulunması bin kişinin bulunmasından daha hayırlıdır. Sözü söyleyen Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Ebu Talha demek Resulullah'ın nazarında bin adama bedel bir adam ve böyle bir adamı kazanan İslam'ın kadını Ümmü Süleym. Kazanacak, akabe biatlarında bulunacak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözde sahabilerinden biri de o olacak. Efendimiz Medine'ye hicret edip geldiği zaman bu iman ailesi yastıklarını birleştirmiş peygamberin yolunu bekliyorlar. Efendimiz geliyor. Ebu Talha gidip biat ediyor. Sıra kadınların biatında. Kadınlar o gün için daha yapılmamış mescid. Yedi ay sonra yapılacak. Mescidi Nebevi'nin, Nebevinin inşası tam yedi ay sürecektir. Yedi ay sürerken Efendimiz Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafirdir. O günler Medineli kadınlar bir evde toplanmışlar. Efendimiz'e haber gönderiyorlar. Ya Resulallah. Kadınlar olarak biz de biat edeceğiz. Gel bizden biat al. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırıyor. Ömer diyor git kadınlar falanca evde şu şu şartlara biat al gel. Varıyor Hazreti Ömer. Ey İslam'ın kadınları diyor. Ben size peygamberin gönderdiği elçiyim. Peygamber Aleyhissalatü vesselam dedi ki Allah'a şirk koşmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, çocuklarını öldürmemek, yalan yere insanlara iftira atmamak ve iyiliğe isyan etmemek. Bakın altı şart söyledim ki çok önemli bunlar. Bu altı şart üzerine Resulullah sizden biat istiyor. Ne yapıyor İslam'ın kadınları? uzat elini biat edelim diyorlar mı? Hayır anlayacaklar. İslam'ın kadınından bahsediyoruz. İçlerinden biri kalkıyor. Rivayete göre Ümmü Atiye annemiz. Ey Ömer diyor. Beş şartı anladık. Altıncı şart. İyiliğe, hayra isyan etmemek. Bu ne demek? Hazreti Ömer sözü açıklıyor. En yakınınız kocanız, evladınız, babanız, anneniz, en yakınınız öldüğü zaman kadere rıza gösterip isyan etmemektir. Çünkü bazen Allah hayır olarak, iyilik olarak verdiği birini sizden çekip alabilir. Babasınız, annesiniz, evladınızı alabilir. Böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldığınızda kadere rıza gösterip isyan etmemek üzere Resulullah sizden biat istiyor. Kadınlar birer birer biat ediyorlar Hazreti Ömer'e. Bu söz bu biat Ümmü Süleym'in hayatına yazdığı ser levhalardan biridir. Biridir diyorum bir diğerini de söyleyeceğim. Nasıl bir teslimiyet kahramanıyla karşı karşıyayız. Bu sözden iş çerçevesinden anlayacağız. Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye cehennemi anlatıyor. Görür gibi anlatır. Öyle bir yetkisi vardır aleyhissalatü vesselam efendimizin. Cehennem bana gösterildi diyor. Baktım cehennem kadınlarla dolu ne olur kadınlar kusuruma bakmayın demem lazım bunları. Allah Resulü'nün söylediği bu sözleri birilerinin size duyurması lazım. Ümmü Süleym vesilesiyle ben duyuracağım size. Baktım kadınlarla dolu. Bunu dediği anda sizin gibi sahabede sarsılıyor. Yekfur ne nisa hadiste kullandığı cümle. Allah'ı inkar etmeleri Allah'a karşı inkar içinde olmaları böyle çevirebiliriz. Soruyor sahabe ya Resulallah niye kadınlar Allah'a karşı inkarda bu kadar ileri olacaklar da cehennemi dolduracaklar? Efendimizin verdiği cevap şu Allah'ı inkar etmelerinden değil kocalarına nankörlük ettiklerinden. Onlardan biri bir ömür kocasından iyilik görür, ihtiram görür. Ama bir gün olur görmez. Bir ömür gördüğü iyiliği dikkate almaz. Sen bana ne yaptın ki der. Ben babamın evinde şöyle şöyle yaşardım. Geldim senin yanında hiçbir şey görmedim der. Gördüğü iyilikleri inkar eder, nankör olur. Böyle yaptığı için de cehenneme müstahak olur. Ümmü Süleym validemiz bunu da kendine serleva edinmiş. Zor anlamak değil mi? Ama İslam'ın kadınını anlayacağız. Eğer dersimiz İslam'ın erkeğini anlamak olsaydı erkeklere çok şey söylerdim. Ama konumuz Ümmü Süleym olduğu için Ümmü Süleym'in üzerinden ideal bir hanım portresi anlayacağız. Bu iki ilke hayatı boyunca hayatından çıkarmadığı ilkelerdir. Müslüman oluyor, iman ediyor, kocası Ebu Talhayla mutlu bir evlilikleri oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha Ebu Talhayla evli olduğu o günlerden bahsediyorum. Bakın ilk günlerde Ebu Eyyub El Ensari'nin evindeyken asap Peygamber aleyhissalatü vesselama hediyeler sunuyorlar. Ümmü Süleym'in sunacağı hediye yok. 10 yaşında o gün Enes, Enes'in elini tutuyor Efendimizin huzurunda. Aynen Meryem'in annesi Hanne gibi. Ya Resulallah diyor, Medineliler sana hediyeler sundular. Ama benim sana sunacak hediyem yok. 10 yaşında bir Enes'im var, onu sana hediye olarak veriyorum. Tabir caizse eğer Eti de senin, kemiği de senin. Ama bu söz öylesine söylenmiş bir söz değildir. Son söz nedir Ümmü Süleym'in? Ya Resulallah benden bunu kabul buyur. Aynısını Hanne Validemiz de söyleyecek. Kur'an'a bir ayet olarak girecek. Kabul edecek Efendimiz. Ümmü Süleym diyecek ki Ya Resulallah Enes'e bir dua et bugün. O gün açacak ellerini Allah'ım diyecek. Sen Enes'in ömrünü, malını, neslini bereketlendir diyecek. Ve onlarca sahabi bu duayı amin diyecek. Yıllar sonra Enes ne diyecek biliyor musunuz? Vefat döşeğinde kaç yaşında? Hicri olarak tam 100 yaşında. 100 miladi olarak 97 bir asır yaşamış. Vefat yolundayken Enes'in sözü. Allah Resulü bana o duayı yaptı ya. Ben şu anda 100 yaşındayım. Tam neslimden 125 insan gördüm. Torununun oğlunu görmüş. Torununun oğlunu görmüş. Resulullah'ın duasının bereketi. Herkes mahsulünü bir kez kaldırırken ben iki kez kaldırdım. Allah Resulü dua ederse karşılığı bu olacak. Ve Enes o gün peygamberin yanında bir hizmetli olarak, bir talebe olarak girecek. Ümmü Süleym İslam'ın bir annesi olarak bu işi yaptı. Ama ben dikkatlerinizi Enes'in çerçevesinden de bir hakikate çekmek istiyorum. 10 yaşındaki çocuklarınız bugünün dünyasından bahsedeceğim size mutfaktan oğlum bana bir su getir dediğiniz zaman kaç tanenizin çocuğu hemen gider alır gelir. 10 yaşındaki bir çocuğa annesi diyor ki peygamberin yanında kal artık benim yanımda değil onun yanındasın diyor. Enes lebbeyk diyor buyur diyor başka bir söz yok. 11 yıl bir lafasıla peygamberin yanındadır. Enes'e o gün lebbeyk dedirten bir hakikat var. Bizim ihmal ettiğimiz bir hakikat. Enes, peygamberin mektebine, suffa mektebine girmeden önce iki yıl annesinin mektebinde yetişti. Ne ile? Peygamber sevdasıyla. Bu, dersin konusu bu. Başka bir konu yok. Peygamberin sevdasıyla yetişti görmeden aşık oldu. Peygamberin yolunda ölmeyi daha görmeden annesinin mektebinde gördü. Annesinden bu talimi aldığı için efendimizin yanına geldiğinde itirazsız bir biçimde orada kaldı. Bugün biz analar olarak, babalar olarak bunu yapamıyorsak eğer bir sıkıntı var. Hangi okula gönderirseniz gönderin, hangi Kur'an kursuna gönderirseniz gönderin, hangi mektebe gönderirseniz gönderin, peygamberin sevdasını çocuklarına aşılayacak olan annedir ve babadır. Başkasından bekleyemezsiniz bunu. Bunu yapın. Yaptığınız zaman artık çocuğunuza namaz kıl demenize gerek yok. Çünkü hayatın bir gereğidir. Kimi severse onu taklit eder. Peygamberi seven bir insanın namazsız olmasını düşünmek mümkün müdür? Sahabeyi seven bir insanın hayatında namaz olmaz mı Allah aşkına? Enes bin Malik böyle bir bilgiyle geliyor. Şimdi Ümmü Süleym onu oraya getirirken ne dedi? Eti de senin, kemiği de senin dedi. Bu söz öyle boşuna söylenecek bir söz değil. İlk günlere ait bir hatırayı anlatıyor Enes bin Malik bize. Sokakta oynuyorum diyor. Allah Resulü geldi, eğildi kulağıma bir şey söyledi, beni bir iş için gönderdi. Koşa koşa gittim, o işi hallettim, geldim. Meğer uzaktan annem de beni seyrediyormuş. Anında annem çağırdı beni. Enes gel dedi. Peygamber senin kulağına bir şey söyledi, gittin sen o işi hallettin, geldi. Çok merak ettim. Resulullah sana ne dedi? 10 yaşında Enes'in anaya verdiği cevap. Anacığım o benimle Resulullah arasında bir sır. Resulullah dedi ki şu işi yap ama kimseye söyleme. Peki ananın tavrı nasıl? Anadan bahsediyoruz. Oğlum bana söyle ben senin annenim. Benden mi saklayacaksın? Meraktan çatladım. Zaten hanımlarımız biraz meraklıdır. Böyle bir şeyi öğrenmeden bırakmaz. Ne diyor ana ana İslam'ın anası Enesim diyor. Ne olur Resulullah'ın sırrını hiç kimseyle paylaşma. Eti de senin, kemiği de senin. Böyle söylenir. Böyle yerine gelir. Böyle geldiği için Enes bin Malik Enes bin Malik oldu. Bugün hangi hadis kitabını açsanız, hangi tefsir kitabını açsanız hangi fıkıh kitabını açsanız Enes'in dilinden bir rivayet okursunuz. 2286 hadis Enes bin Malik'in bize naklettiği hadisler. Enes bin Malik'i Enes bin Malik yapan aleyhissalatü vesselamın mektebiydi eyvallah. Ama onun öncesinde Ümmü Süleym'in mektebiydi. O mektebin bir talebesiydi. O günler Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Ensar Muhacir kardeşliği yapılırken efendimiz Ebu Talha'nın hanesine kimi kardeş kılacak biliyor musunuz? Darul Erkam'ın sahibi Erkam bin Ebil Erkam O o o evi tartacak bir isim efendimiz ikisini birbirine kardeş kılıyor. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Suffa inşa ediliyor. Suffa mektebinde 70-80 tane talebe oluyor. Ümmü Süleym de o mektebin talebesi, Ebu Talha da o mektebin talebesi. Bir gün Ümmü Süleym annemiz 2-3 kap yemek yapmış. Kocası Ebu Talha'ya diyor ki var git Mescid-i Nebevi'ye Resulullah'ın kulağına söyle başkasına değil. Onu ya da onun getireceği birkaç ismi getir bizim evimize soframızdan onları nasiplendirelim. Buna benzer bir rivayeti Cabir bin Abdullah'tan da biz dinleriz. Onun hanımı içinde söylenir. Ona benzer bir rivayet Ümmü Süleym içinde aktarılıyor. Abu Ebu Talha geliyor mescid-i nebevi'ye, efendimizin kulağına eğiliyor ve efendimizi yemeğe davet ediyor. Ebu efendimiz Aleyhissalatü vesselam Ebu Talha'ya diyor ki sadece beni mi Efendimizin yapmayacağı bir şey. O nedir bir yönüyle de imamdır. Toplumun önderidir. Talebeleri açken oturur mu mükellef sofranın önüne? Resulullah'ın ahlakına aykırı bu. Kalkıyor ayağı 70-80 kişi. Ey suffa ashabı diyor. Kardeşiniz Ebu Talha bizi yemeğe davet ediyor. Ebu Talha ne yapacağını şaşırıp koşa koşa eve geliyor. Haberi veriyor Ümmü Süleym'e. İslam'ın anası, teslimiyet kahramanı. Dönüp diyor ki bu Talha'ya, anadan bahsediyorum size. Niye telaşlanıyorsun? Resulullah bilmez mi yaptığı işi? Eğer o davet ediyorsa onun bir bildiği vardır. Varıyor 70-80 kişi Resulullah'ın eliyle o ev, evden, o kaptan yemek yiyorlar. Böyle bir ev, böyle bir hane Ümmü Süleym'in ve Ebu Talha'nın hanesi. Tarihler hicretin üçüncü yılı. Aylardan şevval. Uhud'a asker lazım. Ebu Talha yürüyecek. O günler Ümmü Süleym anamız da Ebu Talha'dan hamile kalmış. Doğuma çok az bir zaman kalmış. Ama Bilal asker istemiş ya hamile halinde bile İslam askerlerine cephe gerisinden hizmet vermek için cepheye gidiyor. Uhud'u biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Ümmü Süleym annemiz o haldeyken birçok işe el atıyor, dönüp geliyor. Allah onlara bir çocuk nasip ediyor. Adını niçin öyle koymuşlar bilmeyiz. Araplar bazen künyeyi de ad olarak koyarlar. Ebu Ümeyr isminde bir çocukları oluyor. Doğan erkek çocuklarına Ebu Ümeyr ismini veriyorlar. Ebu Ümeyr büyüyor. İki yaşlarında, üç yaşlarında oluyor. Abisi Enes ya da Bera ona bir kuş hediye ediyorlar. Kuşunun adını da Nuhayr koyuyor Ebu Ümeyr. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o haneye sık sık gidip geldiği için her geldiğinde Ebu Umeyr'e diyor ki ya Eba Umeyr, ma faale nugayir. Ey Eba Umeyr, ne yapıyor senin Nugayr? Kuşun hal hatırını soruyor. O da Efendimiz'e diyor ki bir hayır ya Resulallah diyor. Kuştan haberler anlatıyor Efendimiz'e. Resulullah'ın Medine'deki halinden bahsediyorum. Bir çocuğun halini soran bir peygamber. O çocuğun kuşunun halini soran bir peygamber nasıl bir önderimiz nasıl bir rehberimiz var anlıyorsunuz değil mi? Günler geçiyor Nuhayr ölüyor. Enes bu haberi Efendimiz'e ulaştırınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam o küçük Ebu Umeyr'e taziye verir gibi onu teskin etmek için o eve gidiyor Ebu Umeyr'i bağrına basıyor. Nuhayr'in ölümünden dolayı kırık kalbini tabir caiz ise tamir ediyor. Böyle bir hane o hane ve Resulullah'ın o haneye gidiş gelişi. Tarihler hicretin yedinci ya da altıncı yılına yaslandığında Ebu Umeyr hastalanıyor. Hastalığı epey uzun sürüyor. Bakın işin bidayetinde söylediğim o itaat meselesine Buradan bir pencere açacağız. Hastalanıyor Ebu Mehir. O günlerde Ebu Talha ticari bir maksatla Medine'nin dışına çıkmış. Günler sürmüş ticareti. Gelmeye yakın gece Ebu Umeyr vefat ediyor. Ümmü Süleym, anamız, anaya bakın anaya. Neye biat etmişti? İyiliğe isyan etmemek üzere. Çocuğu ölmüş. Feryat figan olması lazım o ev. Ama söz vermiş, biat etmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Allah'ın bu manada kaderine inanılmaz derecede bir teslimiyet var. Çocuğu yıkamış, kefenlemiş. Eğer gece vakti ben Ebu Talha'ya söylersem Ebu Talha rahatsız olacak. Kocam, günlerdir Medine'nin dışında gelsin istirahat etsin biraz. Sabah namazına kalktığı zaman çocuğumuzun vefat ettiğini söylerim ona. Ananın tavrına, ananın bu manadaki itaatine siz nasıl bir yorum getiriyorsunuz bilmiyorum ama ben inanın şu anda size anlatırken bile zorlanıyorum. Ebu Talha gelir. İç sorduğu soru nasıl Ebu Meir? Cevap şöyledir o eski halinden daha iyi. Ne anladınız bu cümleden? Tevriye yapıyor haşa yalan yok. Tevriye Arap dilinde bir sanattır. Bir söz söylersiniz sizin maksadınız başka sözü anlayanın maksadı başka. Efendimiz de yapmıştır bunu Hazreti Ebu Bekir de hicret yolunda yapmıştır bunu. O eski halinden daha sakin deyince Ebu Talha zannediyor ki hastalığı iyileşmiş. Ama annemiz Ümmü Süleym'in asıl maksadı ne? Vefat etmiş. Gece yatmak için odalarına çekiliyorlar. Affınıza sığınarak söyleyeceğim. Ebu Talha hanımıyla beraber olmak istiyor. Yüreğinde evlat acısı olmasına rağmen kocasına itaat ediyor. Ve beraber oluyorlar. Sabah kalkıyorlar Bilal'in sesini duyarak. Ümmü Süleym kocasına söyleyecek. Bakın ana babaya söylüyor. Aslında babanın yüreği daha metanetlidir. Daha fazla dayanabilir. Ama o bir şeye biat etmiş ya o biatın gereğini yerine getirecek. Ey Ebu Talha diyor. Sen komşuna bir şeyini emanet versen. Sonra bir gün aradan bir müddet geçince emanetini geri istesen komşun sana vermese ne yaparsın? Ebu Talha diyor öyle şey olur mu? Emanet verilmişse istendiği zaman vereceğiz. Ebu Talha diyor Allah emanetini bizden aldı. Ümeyr Ebu Ümeyr vefat etti. Ebu Talha sarsılıyor. Tam kızacak Ümmü Süleym'e ezan sesi bir daha duyuluyor. Biliyorsunuz Medine'de sabah ezanları iki kez okunur. Biri vaktin girdi biri namazın başlangıcı. Namaz ezan okunuyor namaza başlanacak. Sahabe nesli bakın namaz hassasiyeti evde ölen bir çocuk anında namaza gidiyor. Resulullah'ın arkasında namazı kılıyor. Sonra varıyor Efendimizin huzuruna. Ya Resulallah diyor. Ebu Umeyr vefat etmiş. Hem de akşamdan. Ama Ümmü Süleym'in yaptığı şöyle şöyle şöyle. Ne demiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Barekallahu lekuma fi leyletikuma. Allah sizin gecenizi bereketli kılsın. Bereketli de kılmış zaten. Ümmü Süleym'e hiçbir şey söyleme. O kadere rıza göstererek bunu yapmış. Varacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Umeyr'i kendi elleriyle defnedecek. Aradan bir müddet geçecek. Nasıl bereketli kılınmış o gece onu anlayacağız şimdi. Aradan bir müddet geçecek. Ümmü Süleym annemiz o gecenin bir mahsulü olarak hamile kalacak. Hamile kaldığı günler Uhud'a katılmıştı. O günler tarihler hicretin 8. yılıdır. Mekke fethi için hamile haliyle Ümmü Süleym de o on bin askerin içerisine kocası Ebu Talha dahil olacak. Varacaklar, Mekke fethedilecek. Huneyn'e doğru yürünecek. Ümmü Süleym annemiz Huneyn'e de gidecek. Ama bağrında bir hançer saklayarak gidecek. O hançerin onun için başka bir değeri var. Hamile haliyle Huneyn gazvesine katılacak. Huneyn biliyorsunuz. Başlangıç itibariyle aynen ikinci bir Uhud'dur. Bir anda düşman askerleri saldırmış, Müslümanlar rahat davranıyorlar. Bir anda düşmanlar Müslümanları çevirince İslam ordusu darmadağın oluyor. Öyle bir oluyor ki Efendimiz ve Selam'ın etrafında iki üç tane sahabi ancak kalıyor. Hazreti Abbas onlardan bir tanesi, Hazreti Ali onlardan bir tanesi. O anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılıcını kaldırıyor, Huneyn'in meydanında bağırdığı, haykırdığı cümle şu oluyor. Ene nebiyyün la kezib, ene ibni Abdülmuttalib, ben nebiyim, bunda yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum, bunda yalan yok. Bu söz sahabeyi topluyor. İlk gelenlerden bir tanesidir Ebu Talha. Geliyor. O geldiği anda uzaktan efendimizi seyreden Ümmü Süleym koynunda sakladığı hançeri çıkarıyor. Koşa koşa efendimize doğru geliyor. Gelirken de diyor ki: Ya Resulallah, eğer sana bir saldırı olsaydı vallahi bu hançeri kullanır. Kimselere bırakmadan ben seni korurdum diyor. Efendimizin yanında Ebu Talha'yı görünce bir nefes alıyor. Sonra dönüyor Ebu Talha'ya diyor ki siz ne biçim erkeksiniz? Resulullah yalnız başına kalmış burada siz onu korumuyorsunuz. Eğer sen olmasaydın burada ilk sana saplardım bu hançeri. Bunu deyince Ebu Talha tebessüm ediyor. Resulullah soruyor niye bu tebessüm ya Resulallah Ümmü Süleym böyle söylüyor. Ya Resulallah diyor Ümmü Süleym ne olur bana izin ver. Birkaç Müslümanı şu hançerle yaralayayım. Seni yalnız bıraktıkları için sinirlenmiş, gadaplanmış anamız. Ama bir ahlak öğretecek Efendimiz yine orada o meydanda. Söz nedir biliyor musunuz? Efendimizin Ümmü Süleym'e söylediği söz. Ey Ümmü Süleym senin ne işin var onunla bununla? Sen hayırlarını çoğaltmaya bak. Sözü anladınız değil mi? Hadi biraz daha anlayacağınız bir şekilde size açıklayayım. Hani bazen beraber yola çıkarız ya bazı kardeşlerimizle hizmet etmek için. Birileri yorulur, birileri başka bir mülahazayla işi erken bırakır. Hep onları konuşuruz. Bakışlarımız onlardadır. Efendimiz böyle bir hale aslında işaret ediyor. Sizin kimseyle işiniz yok. O niye gelmedi? Ben ondan çok çalıştım. O niye az çalışmadı? Bu cahil adamların sözü. Sen hayatında hayırları çoğaltmaya bak. Başkasına bakma. Sadece ve sadece kendine bak. Hamile bir halde Ümmü Süleym'in tavrı bu. Dönüp geliyorlar Medine'ye. Allah o gecenin mahsulü olarak onlara bir erkek çocuğu nasip ediyor. Çocuk doğar doğmaz. Enes bin Malik'e annesi veriyor. Diyor ki Enes al bu çocuğu götür Resulullah'a. Bu özel bir gecenin çocuğudur. Allah Resulü bunun ismini koysun. Efendimiz'e Enes kundak içerisinde o çocuğu veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz alıyor. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyor. Adın Abdullah'tır diyor. Zaten Efendimiz eğer erkekse, isim koyacaksa ya da birilerinin ismini değiştirecekse ya Abdullah koymuştur ya Abdurrahman. Eğer kızsa genelde Zeynep koymuştur. Resulullah'ın dünyasında bu üç ismin başka bir yeri vardır. Sonra yaptığı bir işi yapmış. Bu da bir sünnet almış bir parça hurmayı buna tahnik diyoruz. Islatmış, yumuşatmış o hurmayı sonra Minik Abdullah'ın dudaklarına sürmüş, o hurmanın o tadını almasını sağlamış. Daha yeni doğmuş çocuk hurmayı emmeye başlayınca efendimiz tebessüm etmiş. Bakın bakın Medineli çocuğa nasıl da Medineli olduğu belli oluyor. Nasıl da hurmayı seviyor diye onunla efendimiz sevinmiş. O Abdullah çok büyük bir alim olmuş. Allah o Abdullaha tam 10 tane erkek çocuk nasip etmiş. Bakın İslam tarihine. Abdullah'ın oğlu olarak o 10 tane isim efendimiz dedi ya bereketli bir gece olacak. Onu da alim, onu da fakih, onu da hafız olmuşlar. Bir isim söyleyeyim ne olur biraz araştırın. Tabi'in neslinin en meşhur imamlarından biri kim? İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha. O gecenin mahsulünün torunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesinin tahakkuku bu. Anlatsam takatim olsa, sizin takatiniz olsa daha çok şey anlatılır. Hele Ümmü Süleym Validemizin, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan duyduğu 14 hadis çok önemlidir. Onların üzerinde durmamız lazım ama bu saatten sonra biraz zor. O 14 tane hadiste İslam fıkhının birçok meselesine dair bize şeyler aktarmış. Mesela Ayşe anamız bir gün gelip bir soru sormuştur. Soru biraz farklı bir sorudur. Utanmıştır Ayşe anamız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o soruya cevap verdikten sonra Ayşe anamız şu sözü söylemek zorunda kalmıştır. Allah Ensar'ın hanımlarından ebeden razı olsun. Dinlerini öğrenmek için onlar hayalarını ayaklarının altına aldılar. Hayaları dinlerini öğrenmekten onları men etmedi. Geldiler sordular. Resulullah'tan aldığı cevapları da hayatlarında uygulamaya çalıştılar. 14 tane hadis, böyle her birisi. Ama onun hakkında söylenmiş bir hadisle sözlerimi toparlayayım. Sonra bir noktaya dikkatlerinizi yoğunlaştırayım. Cabir bin Abdullah, İbn Abbas ve oğlu Enes bin Malik bugün birçok hadis kitabında geçen bir hadis aktarıyorlar bize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki cennete girdim. Nerede girmiş bilemiyoruz. Rüyasında mı başka bir alemde mi bahsettiğimiz Allah Resulüdür. Birçok yerde girebilir. Cennete girdim. Baktım bir ayak sesi. Döndüm baktım kim? Milhan'ın kızı Rümeysa. Yani Ümmü Süleym validemiz. Ne demiş oldu Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam Ümmü Süleym validemizin üzerinden bize onun da onun da hayatını o ekseni alarak cennetle müjdelendiğinin bilgisini verdi. O cennetle müjdelenmiş Resulullah'ın diliyle böyle bir mükafatın sahibi olmuş bir İslam kadını. Ümmü Süleym anamız bize hayatın birçok yönünde birçok özelliğinde birçok şey anlattı. Ama dikkat ettiyseniz eğer özellikle beş alanda ideal halin ne olmasına dair bize ipuçları verdi. Şimdi benim size şu kısa saatler dakikalar içerisinde anlattıklarım anlatamadıklarım. Ama onun hayatına genel bir çerçevede baksak hayatın birçok alanında birçok şey söyledi de Özellikle beş alanın ideal halini gösterdi. İdeal bir Müslüman, ideal bir evlat, ideal bir eş, ideal bir anne, ideal bir muallim. Beş alanda işin ideal olmasına, yani en kamil haline ait işaretler verdi bize. Bu beş alana ait Ümmü Süleym validemizin hayatının üzerinden ben size beş tane cümle söyleyeceğim. İdeal bir Müslüman nasıl olur? Bir evlat nasıl olur? Bir eş nasıl olur? Bir anne nasıl olur? Bir muallim nasıl olur? Bu çerçevede onun hayatı bize rehberlik edecek. Ne diyor? Duymaya çalışacağız. Bunlarla hayatımızı yeniden şekillendirmeye çalışacağız. Bir... Teslimiyet ideal bir Müslümanın olmazsa olmaz vasfıdır. Onu istenilen düzeyde hayatına hakim kıl ki gerçek manada iman ehli olabilesin. Teslimiyet neymiş? İdeal bir Müslümanın olmazsa olmazıymış. Teslimiyet olduğu zaman bir Müslüman Allah'ın kitabından Resulullah'ın sünnetinden bir hakikat duyduğu zaman acaba demez, şüphe duymaz. Anında teslim olur. Çünkü hayatımızın yegane rehberi olan efendimiz dedi ki: "Hevalarını benim getirdiklerime teslim kılmayan iman etmiş olamaz." Anladınız değil mi bunu? Bunu anlayabileceğiniz size bir şey söyleyeyim. Hazreti Ali diyor ki ben birçok şeyi aklımla bulup aklımla amel etmeyi seven birisiyim. Ama İslam akıl mantık dini değildir. Teslimiyet dinidir. Eğer her şey akılla olsaydı ben ayaklar mes edilirken mes ederken üstünün değil altının mes isterdim. Çünkü biz ayaklarımızın altıyla geziyoruz. Ama değil mi ki Efendimiz mes ederken üstünü mesetti bitti benim için. Sormam artık Resulullah niye öyle yaptı. Bu nedir? Teslimiyettir bu. Bu çağda kaybettiğimiz en önemli vasıf budur. Bakın biz bu çağ Müslümanları olarak şu modern zamanlarda Yaşamak durumunda olan müminler olarak biz şüphe ile merakı birbirine karıştırıyoruz. Evet, merak olmalı. Çünkü merak ilmin hocasıdır. Ama şüphe olmamalı. Şüphe yüreğe atılan bir kurttur. Şüphenin olduğu yerde iman olmaz. Şüphenin olduğu yerde salih amel olmaz şüphenin olduğu yerde sonuna kadar kemalata yürüyüş gibi bir yürüyüş olmaz. İşte Ümmü Süleym validemiz teslimiyetin müminin hayatında nerede durmasını böyle anlatıyor. Bir Müslümanın ideal halinin teslimiyetten geçtiğini beyan ediyor. İki, ana babaya ve kardeşlere ihsan İdeal bir evladın olmazsa olmaz vasfıdır. Onu istenilen düzeyde hayatına hakim kıl ki Allah'ın sınırlarını aşmayasın. Allah'ın hukukuna riayet edebilesin. Biz bireysel yaşayan insanlar değiliz. Aileye inanan insanlarız. Anne ve baba bizim için en kutsal iki emanettir. Yaşımız kaç olursa olsun ana babaya ihsanla mükellefiz. Yaşımız kaç olursa olsun kardeşlerle ilgiyi ve alakayı devam ettirmekle mükellefiz. Çünkü sılay rahmi koparandan Allah da Resulü de yüz çevirecektir. Madem öyle ideal bir hukuk mu istiyorsun? İdeal bir evlatlık mı istiyorsun? olması gereken ikinci husus bu. Üç, hanım isen itaat, erkek isen meşveret, ideal bir eşin olmazsa olmaz vasfıdır. Onu istenilen düzeyde hayatına hakim kıl ki evini cennet kılabilesin. Hanım ne yapacak? Kocaya itaat edecek. Koca ne yapacak? Diktatörlük yapmayacak meşvereti evin en temel özelliği kılacak. Hatta hanımlar o işi çok iyi bilirler. Son sözü kocaya söylettirirler akıllı kadınlar ama son söz şu olur hanım sen bilirsin. Bu sözü söylettirebilecek ama bunu itaat ve meşveret çerçevesinde söylettirebilecek bir ev Allah'ın izniyle cennet bahçelerinden bir bahçedir. Dört, Muhabbet ideal bir annenin olmazsa olmaz vasfıdır. Onu istenilen düzeyde hayatına hakim kıl ki evladını gözünden bile sakınsan Allah'ın davasına kurban olarak verebilesin. Evlandıdığını gözünden sakın ama Allah'tan sakınma. Allah'ın dinine, Allah'ın davasına, risaletin davasına kurban olacak evlatlar lazım. Bugün niye bu haldeyiz? Niye bu çağdaki Ebu Lehe'lerin, Ebu Cehil'lerin karşılarında Beralar ve Enesler yok? Onları yetiştiren Ümmü Süleymler yok da onun için. Eğer Ümmü Süleymlerimiz olsaydı evlatlar Bera gibi olacaktı. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyecekti. Risaletin davasına kurban olacaktı ve bu davanın yükünü omuzladığı için de halimiz çok daha farklı olacaktı. İşte biz muhabbeti ideal bir annenin temeli olarak edinirsek Allah'ın izniyle evlatlarımızın kalitesini böyle göreceğiz. Beş sonuncusu Aşk ideal bir muallimin olmazsa olmaz vasfıdır. Onu istenilen düzeyde hayatına hakim kıl ki peygamber sevdasıyla yoğrulan talebeler yetiştirebilesin. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Aşk aşk dersem nasıl bir aşktan bahsettiğimi biliyorsunuz. Bildiğiniz için detaya girmiyorum. Aşk İdeal bir muallimin olmazsa olmaz bir vasfıdır. Onu istenilen düzeyde hayatına hakim kıl ki peygamber sevdasıyla yoğrulan talebeler yetiştirebilesin. Eğer sevdamız peygamber sevdası olursa, eğer sevgimiz, muhabbetimiz onların üzerinde yoğunlaşırsa ne dedi sözün ve hayatın yegane sultanı olan aleyhissalatü vesselam efendimiz? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Siz sadece bu sözü bu dünya için mi anlıyorsunuz? Hayır. Bu sözün iki cephesi vardır. Hem burada hem orada. Eğer sevdiğinizle bu dünyada beraberseniz korkmayın. Öte dünyada da berabersiniz. Eğer bu dünyada sevdikleriniz peygamber ve ashabının dışında ise korkun onlarla berabersiniz. Enes bin Malik sözü ondan açtım onunla da bitireyim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan çok hadis naklettim diyor. O bilmiyor sayısını biz biliyoruz onun arkasından. Sayıyı verdim. 2286 hadis çok hadis naklettim. Ama bir hadis var ki her naklettiğimde benim için düğün bayramdır o hadis. Enes hangi hadis o hadis? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Çünkü ne zaman o hadisi nakletsem derim ki Enes senin ibadetlerin ne Ebu Bekir kadardır ne Ömer kadardır. Ama değil mi ki Resulullah dedi ya kişi sevdiğiyle beraberdir. İnanıyorum ki ahirette cennette onlarla beraberim. Ey benim Mersinli kardeşlerim biliyorum birçok yerden geldiniz. İçinizden Diyarbakır var ben ona Diyar, Diyarus sahabe derim. Batman var Erzurum var şurası var burası var. Nereden gelirseniz gelin doyduğumuz yer bizim memleketimizdir. Hepimiz Mersinliyiz. Mersin'de olduğunuz için size son sözüm. Mersinli kardeşlerim sevin Ümmü Süleym'i ananızı nasıl seviyorsanız ondan daha fazla sevin ahirette de onunla beraber olun sevin hayatınızı adımlarınızı onun bize gösterdiği şekilde yeniden düzenleyin Allah bizi nasıl Mersin'de Ümmü Süleym'in sofrasında birleştirdiyse yarın cennette de yine Ümmü Süleym'in sofrasında birleştirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.